bizim oynadığımız dönemki futbolla şimdiki futbol arasında çok fark var. Çünkü biz severek oynuyorduk. Bizim dönemin futbolcuları futbolu hakikaten severek oynarlardı. Sahaya çıktıkları zaman keyif alırdık yani. İzleyenler de keyif aldırırdı. Gelen seyirci de keyif alırdı. Ama şimdi tam tersi. Şimdiki futbolcu büyük paralara imza atıyor. Ve oynarken de ben keyif aldıklarına inanmıyorum. İzleyen de bu sefer onlara uyuyor. Onlar da keyif alıyorlar. Ben mesela 2 seneden beri, hatta 2,5 sene oldu. Maç izlemiyordum yani. Sırf bu yüzden yani. Futboldan keyif almadığım için. Şimdi biraz başladım tekrar izlemeye ama yine keyif almıyorum. Ya bizim dönemde bu dönem arasında dedim ya çok fark var. Çünkü biz amatör ruhla oynuyorduk o zamanlar. Biz mesela imza attığımız zaman bile atıyorum bir paraya imza atıyorduk. Bizim mukavelemizde o paralar yazmazdı. Sadece asgari ücret yazardı. Biz o parayı kazanmak için de sahada o formayı kaybetmemek için canla başta oynardık. Yani tekmeye kafa atardık. Böyle bir tabir de vardır. Ve böyle iyi sahalar, iyi toplar, iyi formalarla oynamadık hiçbir zaman. Bizim ilk dönemleri bahsediyoruz. Ama severek yapardık, severek oynardık. Çünkü futboldan keyif alırdık. Ama şimdi bakıyorum futbolcu büyük paralara imza atıyor. Garanti para bir de. Ben mesela çok oynadığım dönemlerde o zaman arkaya isimler yazmazdı. Sadece numaralar vardı. Bugün 9'u sen giyerdin. Yarın ben seni kesersem 9'u ben giyerim. Öyleydi o zamanlar. Ve biz de yedek kalmamak için sakat sakat oynadığım maçları bilirim yani. Aslında belki bu dönemde olsam belki de birkaç hafta oynamayacağım durumdaki bir sakatlığım vardı ama biz o sakatlığı sorun etmezdik. Antrenmanda olsun, maçlarda olsun çıkardık topumuzu oynardık. Niye? Çünkü oynarsak para kazanacağız veya oynarsak formamızı kaptırmayacağız bir başka oyuncuya. O zevkli, o keyifli oynardık yani. Ama şimdi adam garanti forma numarası arkasına yazıyor zaten. O onun tapulu malı. Oynarken de çok büyük paralar aldığı için de çok aklında sıkıntı yok. İşte para sıkıntı, paramı alır mıyım, almaz mıyım, işte oynarsam, oynamazsam, sakat olursam falan. Bunlar düşünmüyorlar artık. Çünkü garanti para alıyorlar onda. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Onun için de ben keyif almıyorum futboldan son dönemlerde. Oynanan futbol da ortada zaten. Çok fark etti ya futbol. Çok büyük bir sektör, çok büyük bir pasta oldu artık. Dünya sektörü de hakikaten büyük bir pasta var. Herkes bir şekilde o pastadan kendi gücüne göre almaya çalışıyor. Yani bizim zamanımızda dedim ya mesela şimdi 3 puana Federos'tan para veriyor. Takım galibiyetlerine para veriyor. Havuz parası çıktı. Mesela sezon başı ligin sıralamasına göre kulüplere para dağıtılıyor Federasyon'dan. Sponsorlar var, işte Lig TV'si var. Bizim zamanımızda öyle bir şey reklamda sadece bir reklam olurdu. Oradan gelen para veya 4-5 tane zengin yönetici olurdu. Onlar kendi paralarını kulübe borç olarak verirdi. Transferler o şekilde olurdu. Sonra bir şekilde paraları geri alırlar. Şimdi öyle bir şey yok. Zaten o havuz parası kulüplere yetiyor. Eğer doğru transferler yapılırsa, işte alınan galibiyette yanılmıyorsam 4-5 milyon TL her maçta galip gelen takımın şeyine, kasasına giriyor. Beraberliklerinde de para alıyorlar. Yani şimdi para sıkıntıları yok kulüplerin. Eğer yanlış yönetim varsa o kulüp zarar ediyor. Doğru yönetilirse o kulüp zarar etmiyor artık. Yani onun için şimdiki futbol maalesef böyle. Ben keyif almıyorum. İzlerken de keyif almıyorum. Seyircinin de keyif aldığına inanmıyorum. Gözüm. Çaylar benim ya. İçki sonrası bir de o var.